Evet, tüm hemşehrilerimize ayrı sabahlar diliyorum. Bugün cumartesi, cumartesi pazar belediyemizin en yoğun günleri oluyor genelde. Ve bugün de gerçekten şehrimiz için çok önemli anlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Çünkü bizim şöyle bir idealimiz var. Ulu cami merkezli, Ulu caminin etrafının boşaltıldığı 14 bin metrekarelik bir alanda tarihi bir kent meydanı, şehir meydanının ihya edilmesi. Belki de bizim şehrimize bırakacağımız uzun yıllar konuşulacak, biz vefatımızdan sonra da hayırla yad edileceğimiz, bizim çok önemsediğimiz bir proje. 14 bin metrekare merkezinde Ulu Cami'nin, maneviyatın, değerlerin bulunduğu, etrafındaki tüm binaların bir kısmının yıkıldığı, bir kısmının restorasyonunun yapıldığı, tarihi çarşısıyla beraber hakikaten muazzam, görülmeye değer bir tarihi meydan. Onunla ilgili de geçtiğimiz ay içerisinde Halk Bankası'nın yıkımını yapmıştık hamdolsun. Halk Bankası'nın yerini tarihi meydanımızın altyapısı bakımından katmış olduk. Şimdi de burada iş yerlerimiz vardı. Eskilerin bildiği havuzlu kahvane ve yanında Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze geçici olarak tahsis ettiğimiz belediyemize ait binamız. Bugün de onların yıkımını gerçekleştiriyoruz ve meydanımızı artık şeyle, çarşımızla, tarihi çarşımızla buluşturuyoruz, köprü arasamızda buluşturuyoruz. İnşallah burada birinci noterin olduğu bina, bu bina burada yeni bir süreç ortaya çıkacak. Bu yıkılan binaların yerine tarihi Çorum evlerinden iki katlı muazzam Çorum evlerinde yapacağız. Yine altında iş yerleri üstü farklı amaçlarla sosyal alan olarak kullanılacak. Ve şu anda da buranın yıkımını Çorum Belediyesi ekiplerimizle yapıyoruz. Ve meydan için, tarihi meydan için önemli bir anı daha yaşıyoruz hep beraber. Ve adeta tarihe bir not düşüyoruz. İnşallah bugün yarın buranın yıkımı ve enkazın kaldırılması tamamlanmış olacak. Özellikle cumartesi pazar yaptık ki burada trafikle ilgili herhangi bir sorun da yaşamayalım. Şu an yıkımımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yıkıldıktan sonra da inşallah enkazını kaldıracağız. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz buraya tarihi Çorum evlerimizden en muhteşemini, en güzelini inşallah burada meydana görsel katacak şekilde tamamlamış olacağız. Yukarıya doğru çıktığımız zaman birinci noterin olduğu binada 3 katını satın aldık belediye olarak. İnşallah önümüzdeki süreçte işlemleri tamamlayıp birinci noterin olduğu bu binayı da yıkacağız. Ve o binanın yerinde de yine tarihi Çorum evi görünümlü şeyimiz olacak, çalışmamız olacak. Ve bu alan, şu görmüş olduğumuz alan meydana bakacak. Çünkü Ziraat Bankası'nı yıkacağız, altındaki iş yerlerini yıkacağız. Halk Bankası'nı zaten yıktık. Meydan süretimiz burada sağlanacak. Ve meydan süretimiz içerisinde de tarihi Çorum evlerimiz olacak. İki katlı muazzam tarihi Çorum evini inşallah meydanımıza bakıtmak suretiyle güzel bir peyzaj çalışmasını tamamlamış olacağız. Merkez Simit Fırını'na geldiğimiz zaman Merkez Simit Fırını'nın da üst 1, 2, 3 katını yıkıyoruz. Bunun anlaşmalarını mülk sahibiyle yaptık. Tıraşlıyoruz. Yukarıdan yıkım başladı ve yukarıdan aşağı doğru sadece Merkez Simit Fırını ve üstünde bir kat kalacak. Onun da dışına tarihi cephe giydirmemizi yapmak suretiyle burada da burayı da tarihi meydana, merkezinde simit fırını olmak üzere tarihi meydana çok güzel bir silüet olarak katmış olacağız. Dolayısıyla birinci noterin olduğu bina, altta şimdi yıkımını devam ettiğimiz bina ve simit fırınımızın olduğu bina tarihi bir görsele kavuşmuş olacak ve meydanda da tarihi bir görünüm ortaya çıkmış olacak. Buraya geldiğimiz zaman da canlı yayındayız, selam söyleyebilirsiniz. Eyvallah. Yine tarihi meydanımıza adım adım yaklaştığımız alanlardan bir tanesi de Halk Bankası. Halk Bankası'nı biliyorsunuz bir ay önce, bir buçuk ay önce yıkmıştık ve Halk Bankası'nın yıkılmasıyla beraber Dikiciler Arastası, yeni restorasyonunu tamamladığımız Dikiciler Arastası da ortaya çıktı. Şimdi Halk Bankası'ndan sonra Ziraat Bankası'nın yıkımına geçiyoruz. Ziraat Bankası otobüs durağını taşıdığımız alandaki bir binaya, yeni bir binaya taşınıyor, kiraladı. Şu an yakında boşaltacak inşallah Ziraat Bankası ve Ziraat Bankası'nı da tamamen yıkmış olacağız. Böylece Halk Bankası'nın yıkıldığı, Ziraat Bankası'nın yıkıldığı bir alanı yaşayacağız. Tabii şu karşıdaki saat kulesine bakan kısımlarda restorasyonlarımızı, dükkanlarını tamamladık. Bu karşıdaki restorasyonu
tamamlanan iş yerlerimiz ne kadar güzel oldu. Bütün hemşehrilerimizden büyük bir övgü aldı. Şu anda onun arka tarafındaki Araslamızla ilgili ihalemizde son aşamadayız. İnşallah Araslamızı da aynı bu saat küresine bakan cepheler nasıl tarihi görünümüne kavuşmuşsa Araslamızı da aynı görünümde önümüzdeki yıl bu zamanlar inşallah orada çaylarımızı o şekliyle yeni restorasyonu bitmiş şekliyle belli bir bölümünden azından gerçekleştirmiş olacağız. Ve burada meydan projemizle ilgili de şöyle bir müjdeyi de vereyim. Meydan projemizin altında bir katlı da otopark olacak. Dolayısıyla tek katlı otoparkla da yeraltı otoparkıyla da burada çok önemli bir ihtiyacı, otopark ihtiyacını da gidermiş olacağız. Saat Kulesi ve Ulu Cami merkezli Veli Paşa Hanı'nın önünün de açıldığı toplam 14 bin metrekarelik devasa çok büyük tarihi meydan adım adım oluşuyor, şekilleniyor ve bugün de onlardan önemli bir anı yaşıyoruz. Alttaki yıkadığımız binalar, yine merkez fırını buradan da gözüktüğü gibi elle yıkılıyor tabii çünkü tıraşlanması gerekiyor onun. Üst iki katını indiriyoruz, üç katını indiriyoruz ve sadece iki kat olarak cephesini de tarihi görünümde yeniden dizayn etmek suretiyle meydanımıza değer katıyoruz. İnşallah bu projemiz bizim çok önemsediğimiz, çok değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz bir proje ve şehrimizin geleceği bakımından da hakikaten son derece önemli bir proje. Bu projemizin ayakları var. Bu ayaklardan bir tanesi de tarihi Çorum Kalemiz'den Ulu Cami'ye tarihi bir kültür yolu, yürüyüş yolu. Bununla ilgili de hemşehrilerimiz takip ediyorlar. Çok önemli adımlar attık. Ve kalenin etrafı 9,5 hektarlık bir alan. TOKİ tarafından şu anda hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Aynen tarihi dokusuna uygun bir şekilde 9,5 hektarlık bir alanda, 95 dönümlük bir alanda tarihi Çorum konaklarıyla bezenmiş harika muazzam bir alanı oluşturuyoruz. Ve kaleden başlayan kültür yolumuz Şeyh Eyüp Sokak'tan Zafer Okulu'nun oradan devam edecek. Zafer Okulu'nun orada Zafer Okulu yeniden tarihi görünümüyle yapılıyor. Veli Paşa Konağı, Abbasoğlu Konağı, Veli Paşa Camisi ortasında biliyorsunuz biz kültür yolu projemizin de özellikle zeminle ilgili kısmını tamamlamış olduk. Arnavut kaldırımlı yolumuz ve böyle geleneksel aydınlatmamızda muazzam bir hem gece görüntüsüyle hem gündüz görüntüsüyle çok güzel bir alan oldu. Oradaki 7 tane çeşmemizin restorasyonunu da tamamlamak suretiyle adeta tarihi o bölgede yeniden ayağa kaldırdık. Ve o kalemizden Ulu Cami'ye o tarihi kültür yolu içerisindeki son noktamızda bizim bu tarihi meydanımız olacak. Ve dünyanın en dar Araslası olan bizim Dikiciler Araslarımızın restorasyonu da çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Dolayısıyla Çorum'a gelmek isteyenler için hakikaten görülebilecek, bizim göstermeyi çok arzu ettiğimiz yeni güzel tarihi mekanlar oluşturuyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar bize heyecan veriyor, hemşehrilerimize heyecan veriyor. Gerçekten hep ifade ediyoruz, aşkla çalışıyoruz ve sadece Allah rızası ve halkın duası talebimiz bu. Bunun dışında başka bir talebimiz, gayemiz de yok. Bu heyecanı hemşehrilerimizle bu sabah, cumartesi sabah paylaşmak istedim. O yüzden de canlı yayın yapalım istedim. Çünkü bu heyecan bizim hepimizin heyecanı ve şehrimizin heyecanı. Adeta şehrimizin kalbinin attığı yer burası ve adeta biz tıkanan kalp damarlarını yeniden bypasslarla, yapılan çalışmalarla, iyileştirmelerle, tarihi dokunda yağ kaldırmasıyla adeta şehrimizin kalbini yeniden ihya ediyoruz. Ve bunu bilerek, isteyerek, stratejik hamlelerle yapıyoruz. Şehrimize yaptığımız bu bütün çalışmalarımız gibi bu çalışmamızda hayırlı uğurlu olsun. Şu an giderek bu meydan şekilleniyor ama bitince herkese, bütün hemşehrilerimiz şunu diyecek. Bizim şehrimize geldiniz mi? Dünyanın merkezine geldiniz mi? Saat Kulesi'nin dibine geldiniz mi? Ve tarihi şehir meydanımızı gördünüz mü? Görmediyseniz eksiksiniz. Mutlaka gelin ve tarihi şehir meydanımızı görün diyecekler. Gururla şehirlerinden bahsedecekler. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin hafta sonlarını tebrik ediyorum. Rabbim evlatlarıyla, sevdikleriyle huzurlu, mutlu hafta sonları ve yarınlar her birine nasip etsin diyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Başkanım.